Arkadaşlar merhabalar 11. sınıf akademi serisinde analitik geometrinin ikinci dersindeyiz. Noktanın analitiğinin de ikinci kısmındayız. Kitabımızda sayfa numarası 60 ve 61'i işleyeceğiz. Yani iki nokta arasındaki uzaklık ve iki noktanın orta noktasını işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde A ve B noktası verildiği zaman bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulabiliyoruz biz. A noktası x1 virgül y1 olsun. B noktası da x2 virgül y2 olsun. Bu iki nokta arasındaki uzaklığın ispatı şu an kitabınızda yazıyor. A ben ispatı yapacağım için oraları sildim. Beraber yapalım seninle birlikte. Şöyle analitik düzlerinde bir nokta verildiği zaman ya da istenildiği zaman eksenlere olan uzaklığına bakıyorduk değil mi? Evet burası x1 burası da y1. Tabi buraları dik ve burası da nedir? Dik. Sonra öbürüne bakalım. B noktası da x2 virgül y2 şu şekilde gösterelim. Arkadaşım bunu da şu şekilde gösterdik. Burası x2 burası da y2 olduğunu gösterdik. Peki benden bir uzunluk isteniyor. Geometride genelde bir uzunluk sorulduğu zaman iki konu devreye girer. Ya dik üçgen pisagor bağıntısı ya da benzerlik. İlk etapta böyle 90 dereceler falan varsa dik üçgene karşılık getirmek için dik dörtgen yapıp dik üçgene karşılık getirebiliriz. Baktık karşılık gelmiyorsa benzerlikten çıkıyor da büyük ihtimalle. Dik üçgene karşılık getirebilir misin diye bak. Hocam şurada bir dikdörtgen oluşturursam dik üçgene karşılık geliyor burada. Peki bu uzunluk lazım bana. Bu uzunluk nedir? Şuradaki alttaki dikdörtgenden dolayı hocam x2 ile x1 arasındaki uzaklık x2 eksi x1'dir. Yani burası x2 eksi x1 yaptı. Hocam dik üçgenin diğer kenarı lazım bana. Burası da ne yapıyor? Şu uzunluğa eşit. Yani y2 eksi y1. E o zaman burası da y2 eksi y1. Aa ne oldu? Pisagor bağıntısı. AB uzunluğunun karesi bak yazıyor burada x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesine eşittir Pisagor bağıntısından. Hatta kare alacak olursam ab uzunluğu ne oluyor? x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesine eşit oluyor. Nereden çıktı? Dik üçgenden çıktı. İspatı niye verdin hocam? İspat önemli. Çünkü bazı sorularda kafadan yapmanızı sağlayacak. Ama kafadan yapabilmek için de neyi bilmen lazım? Geçen derste bahsetmiştim sana. En azından dik üçgeni iyi bilin. Benzerliği de iyi bilin. Hatta şimdi söylüyorum bunu. Dik üçgende özel üçgenleri iyi bilin. Çünkü biz burada iki nokta arasındaki uzaklığı yaparken ne yaptık? Hocam dik üçgenin bir kenarı x'ler farkı yapıyor. Dik üçgenin diğer kenarı da y'ler farkı yapıyor. Aa, o zaman ben iki nokta arasındaki uzaklığı bulursam bulurken x'ler farkı ve y'ler farkı tanıdıksa direkt kafadan yapabilirim. x'ler farkını dik üçgenin bir kenarına, y'ler farkını da dik üçgenin diğer kenarına oturturum. Sonra özel üçgen varsa özel üçgenden sonuca daha, daha rahat bir şekilde ulaşır mıyım? Ulaşırım. Sen de böyle yaparsın bence. Bir de şundan bahsedeyim. A noktasının orijinal uzaklığı. Orijinal uzaklığı demek 0 0 olan uzaklığı değil midir? X'ler farkı. X1'i X1 yapıyor. Y'ler farkı da Y1 yapıyor. Yani X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi de ne yapıyor? Direkt X1'in karesi artı Y1'in karesi yapıyor. Hatta bu nokta 3'e 4 ise mesela A hocam X'ler farkı dik üçgenin bir kenarı 3 Y'ler farkı da dik üçgenin diğer kenarı 4 3, 4, 5 üçgen uzunluk 5 olur diyebilirsin mesela. Ya da hocam eksi 5'e 12 ise uzunluk eksi olduğunda da uzunluk olarak aldığımızdan pozitif mutlak değerini alacağız ya. Mesela orijinal olan uzaklığı 0, 0. X'ler farkı 5 yapıyor. Yani x'ler farkı 5 diye yazarsın. Eksi 5 yapıyor da 5. Y'ler farkı 12. 5, 12, 13 üçgeninden uzunluk 13 diyebilirsin. Mesela o kısa yolu burada da uygulayabilirsin. Mesela geldik buraya. Örnek 1'e bakalım şimdi. İki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. Hocam x'ler farkı istersen absistlerden çıkar. İlk önce a noktasını kullan. İstersen ilk önce b noktasını kullan. Hiç fark etmez karesini aldığınız için 5'in karesi de eksi 5'in karesi de sonuçta 25'i veriyor. Burada ilk önce birinci yol olarak uzun yoldan yapayım. Yani burada iki nokta arasındaki uzaklık eksi 1 eksi 4'ün karesi karekök içerisinde artı 4 eksi 16'nın karesi. Hocam bu ne yaptı? Karekök içerisinde 5'in karesi eksi 5'in karesi 25 artı 12'nin karesi yani 144 yaptı. Bu da kök 169 yapar. Kök 169 da neye eşittir? 13'e eşittir. Ya da kısa bir yol. Hocam x'ler farkı tanıdık mı? Tanıdık dik üçgenlerde. Bak ikinci yol kısa yol ama her, kısa yolu her zaman da uygulayamıyoruz. Onu da söyleyeyim. İki nokta arasındaki uzaklığı kısa yoldan bulmak. İspatından yararlanıyorum. İspatında x'ler farkı dik üçgenin bir kenarıydı. Hocam x'ler farkı eksi 5 uzunluk olarak 5. Y'ler farkına bakıyorum. Eksi 12 yani uzunluk olarak 12. E o zaman iki nokta arasındaki uzaklık 5, 12, 13 üçgeninden 13'tür dersin. Şu işlemi de atlarsın. Bence buradan yapmak daha mantıklı ama her zaman da bu olmuyor. Olmadığı durumlarda var. Yine de sen iki nokta arasındaki uzaklık formülünü bilmek zorundasın. Evet şimdi örnek 2'ye bakalım. Analitik düzlemde A ve B noktaları verilmiş. Bu noktalar arasındaki uzaklık 5 birim verilmiş. Yine birinci yol şeyden yapayım. Kısa yolu da bilin istiyorum arkadaşlar. Çünkü bizim için pratiklik şart. Şimdi burada iki nokta arasındaki uzaklık 5 verilmiş. X'ler farkı yani K kare içerisinde eksi 1 eksi 3'ün karesi artı y'ler farkı eksi 1 eksi eksi 5'in karesi yani eksi 1 eksi eksi 5 eksi 1 artı 5 yapmıyor mu? İşte bu neye eşitmiş arkadaşlar? 5'e eşitmiş. Hocam her iki tarafın karesini aldığımda burası 5'in karesi 25 yaptı. Karekök gitti. K eksi 4'ün karesi. Sakın bunu açma. Sonra işlem kalabalığı yapıyorsun. Artı 4'ün karesi de 16 yaptı. Attık bunu buraya. K eksi 4 karesi kaç yapar? Hocam 9 yapar. O zaman k-4 nedir buradan? 3'tür. Ama bir şeyin karesi 9 iken sadece o sayı 3 müdür? Eksi 3'ün karesi de 9 değil midir? Evet. Yani k-3, k-4 pardon aynı zamanda eksi 3'e eşittir. k-4'ün karesi 9'sa. Buradan k'yı 7 buluruz. Buradan k'yı kaç buluruz? 1 buluruz. K'nın alabileceği değerler çarpımı isteniyor. Yani 7 ile 1'in çarpımı isteniyor. Cevap ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Evet birinci yol bu. İkinci yol bak şimdi dikkat et. Şimdi iki nokta arasında uzaklık 5. Yani dik üçgendeki hipotenüsün senin 5 olacak. X'ler farkına bak. X'ler farkı kaç? K eksi 1 eksi 3. K eksi 4. O zaman dik üçgenin bir kenarı K eksi 4. Dik üçgenin diğer kenarı. Hocam Y'ler farkı. Eksi 4 ya da art 4. 4. Ha, şurası 4 5. Ne üçgeni? Bu 3 olur. Ama uzunluk olarak 3 olacak. Yani K eksi 4. 3 de olabilir. K eksi 4. Eksi 3 de olabilir deyip Buradan k'yı 7, buradan da k'yı 1 olarak bulup 1 çarp 1'den yine soru diye ulaşırsın. Yine burada kısa yolu uygulayabildik dik üçgen tekniğinde. Çünkü özel üçgen çıktı. Ha özel üçgen çıkmasaydı da yine Pisagor bağıntısından bulabilirdin tabii ki. Bazı çok zor sorularda da yine hoşumuza gidiyor. Yani burası köklü bir değer alsa bile 4 artı kök 5 gibi değerlerde falan yine bu teknik daha kolayımıza geliyor. Sen yine de ispat yönteminde sorularda kullanabileceğimizi de bil. Anlaştık. Hadi bakalım şimdi gelelim örnek 3'e. Analitik düzlemde A ve B noktalarında eşit uzakta bulunan noktalardan birisi A virgül B'miş. Ya böyle A ve B noktası deyince bu ikisine de bak A ve B noktasına eşit uzaktaki noktayı biz şöyle düşünüyoruz. Sadece ve sadece orta nokta diye düşünüyoruz. Sadece ortasında mı? Şimdi A noktası buyken B noktası da buyken C noktası şöyle bir yerde olabilir A virgül B. Hem buna hem de buna neymiş? Eşit uzunluktaymış. Tamam şeklini çizdik. Genelde şekli çizmeyi ne zaman yapıyoruz? Basit bir şekilde şekli çizelim. Analitik böyle düzlem her zaman çizmeyeceğiz. Analitik düzlem çizeceğimiz durumlar da olacak. Ama genelde soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Yani sen gelip de analitik düzlem çizip hocam sıfıra 1 burada ikiye eksi bir işte şurada şöyle göstereyim. Bu seni böyle şey itebilir. Ee, böyle çok çok uzun bir yola itebilir. Ama tabii ki özel durumlar olduğunda Analitik düzlem çizmek çok çok daha mantıklı oluyor. Ya da bu şekilde verilen ifadelerde bir şey yapamadığın zaman analitik düzlem çizip de işlem yapabilirsin. Özellikle ÖSYM bunu çok seviyor analitik düzlem çiztirmeyi Ama ilk etapta tavsiyem soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli düşün. Burada C noktası hem buna hem buna eşit uzaktaymış. E tamam A ile B arasındaki ilişkiyi buluruz. O zaman burada bu ne demek? CA uzunluğu eşittir CB uzunluğu demek. C A uzunluğu iki nokta arasındaki uzaklık A eksi sıfırın karesi ya karek içerisinde yani A kare artı B eksi birin karesi neye eşitmiş kare içerisinde şu da yani şuradaki uzaklığı arkadaşlar x'ler farkının karesi A 2nin karesi artı y'ler farkı B eksi eksi yani B artı birin karesine eşittir. E bu kare kökler gitti her iki tarafın karesine alınca şurası ne yapıyor? A kare artı bu birincinin karesi b kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2b yaptı. Artı ikincinin karesi 1 yaptı. Şu a eksi 2'nin karesi a kare eksi birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katı 4a artı ikincinin karesi 4. Artı b kare artı birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katı artı 1. Evet a kare ve kareler gitti mi arkadaşlar sağlı sollu olduğu için gitti. E burada eksi 4a var öbür tarafa atalım bunu. Hocam burası 2a pardon eksi 4a'yı bu tarafa atalım öbürünü de bu tarafa mı atalım. Evet Şimdi eksi 4a'yı buraya attığımız zaman artı 4a oluyor galiba. Değil mi? Evet artı 4a oldu. Şunu da buraya attığımız zaman 4b oldu mu? Oldu. E o zaman burada bir de ne var? 4b artı hocam şu 1'ler sadeleşti. Bir de 4 var. Denkle bir 4'e böldüğümüz zaman a da b artı 1'e mi eşit oldu? Evet. İşte burada a ile b arasındaki ilişkiyi buldunuz. Yani cevap ya a eşittir b artı 1 olacak ya da B'yi yalnız bırak. B eşittir A eksi 1 şeklinde olacak. Şıklarda hangisi varsa ona göre düzenlersin. Cevap bu. Sadece elimiz çalıştı ve işlemi yaptık dostlar. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlemde A, B ve C noktaları veriliyor. Şimdi şöyle bir oran verilmiş. Burası K iken burası 2K. E arkadaş analitik düzlem çizmeyelim. Basit bir şekilde şekli anlayalım. Şimdi öyle bir şey varmış ki A, B ve C noktası var. Burada A noktası var. Şurada B noktası var. BC ve AB arasındaki ilişki. Bir de C noktası var. Mesela şurada bir C noktası var. C noktası X'e 10. Şöyle yazdım. Sonra bana diyor ki AB uzunluğu hop şurası K iken şu BC uzunluğu neymiş arkadaşım? 2K. Neyse önemli değil. Arkadaş o zaman olay bitti. E ne yapacağım? Burada yerine yazacağım. Şurada BC uzunluğunun 2 katı ya da direkt burada da yerine yazabilirim. Şekil çizmesem de olur aslında şöyle baktığım zaman. S zaten burada bilgi verilmiş. O zaman o bilgiyi kullanayım. Ben burada hocam BC uzunluğunu yazayım ilk başta. Hiç K2K'da yazmayayım. BC uzunluğunu burada yazayım. BC uzunluğu nedir? Şu değil midir? X'ler farkı. Yani X eksi eksi 2. X artı 2'nin karesi. Artı Y'ler farkı. 10 eksi 4'ün karesi. Kare kük içerisinde. İşte bu BC uzunluğu. Eşitmiş 2 tane AB uzunluğu. 2 tane AB uzunluğu. AB uzunluğu ne? Şurası arkadaşlar. X'ler farkı eksi 2 eksi 2 eksi 2 eksi 2'nin karesi artı Y'ler farkı. 4 eksi 1'in karesi. Aslında burada X'ler farkı 4 Y'ler farkı 3 direkt buraya da 5 diyebilirdik arkadaşlar kısaca. Ama olsun. Burası x her iki tarafın karesini alacak olursak eğer ya da düzen düzenleyelim mi? Şurası kaç yapıyor arkadaşım? Şurası 4'ün karesi artı 3'ün karesi 25 yapıyor. 16 artı 9'dan 25 yapıyor. Kök dışına 5 diye çıktı. O zaman burası kaç yaptı? Burası 10 oldu. E hocam burası 10 olduysa her iki tarafın karesini aldığımda x artı 2'nin karesi artı şurası 10 eksi 4'ün karesi yani 6'ın karesi 36 eşittir. Bu 10 yaptı ya 10'un karesi 100 yaptı. Attık bunu buraya sakın bunu açma x artı 2'nin karesi eşittir 64 yaptı. O zaman x artı 2 kaç yapar? 8. Ama bir şeyin karesi 64 ise sadece 8 midir? Hayır. x artı 2 aynı zamanda eksi 8 de olur. Yani x'i da bulabiliriz. x'i eksi 10 da bulabiliriz. x'in alabileceği değerler toplamı isteniyor. 6 ile eksi 10'un toplamı isteniyor. Cevap da böylelikle eksi 4 yapar arkadaşlar. Evet eksi 4'ü bulduk böylelikle geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde ağırlık merkezi G 2'ye 4 olan bir eşkenar üçgenin kenarlarından birinin orta noktası eksi 1'e 0 olduğuna göre bu üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Vay. Vay vay vay. Ne yapacağız? Analitik düzlemde mi göstereceğiz bunu? Yok. Ne yapacaksın? Rastgele çiz kardeşim bak. Rastgele bir eşkenar üçgen çiz. Rastgele bir eşkenar üçgeni çizdikten sonra A, B, C çizdik. G'yi vermiş. G 2'ye 4 demiş. Hocam G demek ne demek? Ağırlık merkezi demek değil mi? Zaten ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortayların kesim noktasıdır. Tamam. Şimdi üçgenin kenarlarından birinin orta noktası. Mesela burası. Birinin orta noktası eksi 1'e 0 verilmiş. Hocam ağırlık merkezini kullanmam lazım. Bu da orta noktasıymış. E hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacak. E direkt bunlar doğrusal olduğu zaman A, G ve buradaki nokta. E şimdi benden üçgenin alanı isteniyor. Üçgenin alanını bulmam için taban çarpı yükseklik bölü 2'yi bulmam lazım. Ya da eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. Hadi bakalım burada bir şey bulabiliyor muyum? Hocam eşkenar üçgen olduğu için bunlar 60 60 60 çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortaydı. E tamam ben şurada iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirim. X farkı kafadan yapacağım kusura bakmayın. Eksi 1 eksi 2 yani eksi 3. X farkı 3 dik üçgende. X farkı 3. Y farkı 4. 3 4 5 üçgenden burası 5 mi? 5. Burası kaç oldu? 10. Çünkü ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardı hatırlayın. E, burası 15 yaptı. E şimdi benden ne istenildi alan. 60'ın karşısı 15 ise 30'un karşısı ne olacaktır? Dikkat edin. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattı. 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş hali. Yani burası 15 bölü kök 3 yapar. Kök 3 eşleriyle çarparsam ben burada 15 kök 3 bölü 3'ten 5 kök 3 olarak bulurum. E burası 5 kök 3 burası da 5 kök 3. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 10 kök 3 yaptı. E ister akara köküç bölü 4'ten yap. İstersen taban belli yükseklik belli alanı oradan bul. Taban çarpı yani 10 kök 3 çarpı yükseklik 15 bölü 2 bana alanı verir. Tabii ki a kare kök 3 bölü 4 biraz daha zor geldi. Taban çarpı yükseklik bölü 2 daha kolay geldi. Sadeleştir 5. 5 kök ile 15'in çarpımı da 75 kök 3 mü yapar? Evet. Cevabımız 75 kök 3 yaptı. 5. soruda. Güzel bir soru bu arada. Böyle sorular dikkat edin arkadaşlar çıkar. Yani direkt hali hazırda şekilde size verecekler diye bir şey yok. Şekli sizin de oluşturmanızı isteyebilirler. Ama burada basit bir şekilde şekli oluşturduk. Burada dikkat edin. Genelde ilk etapta basit bir şekilde. Çıkmazsa analitik düzlem çizmeyi de ihmal etme tabii ki. Geldik örnek 6'ya. Analitik düzlemde A ve B noktalar için AB küçüktür 10 demiş. O zaman bu iki nokta arasındaki uzaklığı yazalım. X'ler farkı. X artı 1, eksi 3. Sen X artı 1'den 3'ü çıkarttığın zaman X eksi 2 mi yapıyor? Evet x eksi 2'nin karesi x daha farkının karesi artı y'ler farkı eksi 2 eksi 4 eksi 2 eksi 4 eksi 6'nın karesi değil mi? Evet. Kare kök içerisinde neymiş? 10'dan küçükmüş. E al her iki tarafın karesini. Hocam x eksi 2'nin karesi açmayın bunu. Artı 36 küçüktür 100 yaptı. Buradan ne geldi? x eksi 2'nin karesi küçüktür 64 yaptı. E hocam bu ne demek? x eksi 2 küçüktür 8 mi demek? Eksi değerler için de sağlanacak. Eksi 8 de sağlamıyor mu? Mesela eksi 7 de bunu sağlıyor değil mi? O yüzden x eksi 2 8 ile eksi 8 arasında. O zaman x'in alacağı değerleri bulacağım. Denklemin her iki tarafına 2 ekleyelim. X'i yalnız bırakacağım çünkü. Eksi 6 küçüktür x o da küçüktür 10 mu geldi? Evet. X'in alacağı tam sayı değerlerin toplamı. Eksi 5 eksi 4 gidiyor 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 gidiyor. Nereye kadar gidiyor arkadaşlar? Burada hadi hepsini yazayım. Eksi 4 eksi 3 Eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 değerlerin toplamı isteniyor. Şurada 5'e kadar olanlar gitti zaten toplamları 0 yaptı. E o zaman 8 7 15 21 30 mu yapıyor? Bunların hepsinin toplamı da 30 yaptı. Cevap örnek altta 30 olur. Evet güzel sorular. Öğrendiniz mi tekniği? İki nokta arasındaki uzaklıkla ilgili bu kalıpta sorularla uğraşacaksınız. Ve bence yaparsınız arkadaşlar. Ve gerçekten çok hoş sorularla uğraştık. Bak bu soru güzeldi. Şu soru güzeldi. Şu soru güzeldi. Güzel sorular. Dikkat edin bunlara tamam mı? Evet. Şimdi geldik iki noktanın orta noktasına. Analitik düzlemde iki noktanın orta, orta noktası. Direkt. Hocam A noktası X1, Y1. B noktası da X2, Y2 ise. Şu orta noktası. Şöyle gelecek olursak. Talesten bunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir. Tam buradaki orta nokta ne yapar? Hocam x1 artı x2 bölü 2 değil midir? Mesela 5 ile 7 de arası nedir? 6'dır. Toplamlarının yarısıdır. Sayı doğrusundan bunu biliyoruz. Burası x1 artı x1 bölü 2 yaptı. Burası da y1 artı y2 bölü 2 mi yaptı? Burası da evet. Yani orta nokta koordinatı çok basit. x1 y1 x2 y2 verildiği zaman apsiler toplamının yarısı ve ordinatlar toplamının yarısı bana direkt orta noktayı veriyor dostlar. Hemen örneğine bakalım. Bu noktaların orta noktasının orjinal olan uzaklığı. Orta noktayı bulalım hemen. 3 artı 1 4 bölü 2'den 2'ye Eksi 7 artı eksi 5 eksi 12 bölü 2'den eksi 6 yapar. Bunun orijini olan uzaklığı isteniyor. XA farkı 2. Kare küçüğünde 2'nin karesi artı Y'ler farkı eksi 6. Eksi 6'nın karesi. Yani 4 artı 36'dan kök 40 çıktı. Bu da 4 çarpı 10 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevap 2 kök 10 olur dostlar. Geldik örnek 2'ye. Analitik düzlemde verilen A ve B noktalarının orta noktası bu. Hocam orta noktası şu ikisinin toplamının yarısı. Yani 2K eksi 1 ile 5'i topladığın zaman 2K eksi 1 artı 5. 2K artı 4 yapıyor. 2K artı 4 bölü 2'ye. 3 artı P artı 1. 3 artı P. 3 artı P artı 1. 4 artı P yapmıyor mu? Evet 4 artı P bölü 2 yaptı burası. İşte bu noktada 3'e eksi 1 noktasıymış arkadaşlar. E ee, şurası neye eşit? 3'e eşit. O zaman bu 2K artı 4 bölü 2 eşittir. 3 ise 2 kere 3 6 2k artı 4 eşittir 6 yaptı 2k eşittir 2 yapar k'yı da 1 buluruz şu da şuna eşit yani 4 artı p bölü 2 eşittir eksi 1 ise 4 artı p eşittir eksi 2 yapar 2 ile burayı çarptığımda p de kaç çıkar eksi 6 çıkar e benden ne isteniyor p artı k isteniyor p artı k da eksi 6 artı 1'den eksi 5'e eşit olur İşlem 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 başka da bir şey yok yani burada ne diyorsa onu yaptık arkadaşım. Gördüğün üzere. Evet kolay. Basit. Gerçekten çok basit. Bakalım örnek 3 ne diyor? Analitik düzlemde köşeleri bu olan üçgenin BC kenarına ait kenar orta uzunluğu. Heh. Sakın ilk etapta özel bir durum yoksa analitik düzlem çizme. En çok yapılan hata bu. Rastgele, rastgele, rastgele. ABC üçgeni diyor. Hemen ABC üçgenini rastgele çizelim soruyu anlayabilmek için. A noktası 1'e 2. B noktası 3'e kaç verilmiş? Eksi 2. Ve C noktasında 5'e 0 verilmiş. Şimdi BC kenarının ait kenar orta uzunluğu. BC'ye ait kenar ortay nereden çizilir? A'dan çizilir. İşte bu kenar orta uzunluğu nedir diye soruyor. Şekli yorumlayacaksın burada. A hocam ben bu uzunluğu bulmaya çalışıyorum. Keşke bu noktayı bulsam. E bu noktada zaten şu ikisinin orta noktası değil mi? Evet. Yani 3 artı 5 8 bölü 2 4'e eksi 2 artı 0 bölü 2. Yani eksi 1 noktası yaptı burası. E o zaman soru işareti dediğimiz yerde kare içerisinde 4 eksi 1'in karesi artı eksi 1 eksi 2'nin karesi değil mi? Evet. Ya da kısaca hocam x'ler farkı 3 y'ler farkı pardon x'ler farkı 3 y'ler farkı da eksi 3. Yani dik üçgenin kenarları x'ler farkı da y'ler farkı da 3 olduğundan dolayı uzunlukta 3 kök gibi çıkar. Evet. Soru işaretini buradan da yine aynı şekilde 3 kök olarak bulursun. Bak dik üçgenden de kısaca yapabiliyoruz dostlar. Evet örnek 3 ne çıktı? 3 kök ki çıktı. Buna da dikkat edin klasiktir ama ortak sınavlarda çıkabilecek bir sorudur diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden dikkat edin hani MEP'de böyle soru komisyonunun içerisinde olsam ben bu soruyu sorarım haberiniz olsun. Belki de içinde miyim yoksa? Değilim değilim merak etmeyin korkmayın. <laughs> Neyse geldik örnek 4'e. Ee, içinde olsak böyle çıkıp da burada anlatamayız ha. Değil mi? Evet. Analitik düzlemde A, B noktaları veriliyor. A gerçek sayı olmak üzere A, B'ye doğru parçasının orta noktasının koordinatları toplamı. Çok basit. Topla 2'ye böl. Hocam şu ikisinin toplamının yarısı. Yani 2A 3 artı 5 eksi 4A bölü 2'ye. Şu ikisinin toplamı. Yani A artı 1 artı A artı 5 bölü 2 yapar. Burası ne yaptı? Hepsini yazayım. Hocam burası eksi 2 a yaptı. Artı 2 bölü 2 yaptı. Burası da 2 a artı 6 bölü 2 yaptı. Hocam 2'ye böldüğümüz zaman eksi a artı 1 yapar burası. Bunu 2'ye böldüğüm zaman da a artı 3 yapar. Benden ne isteniyor? Orta noktasının koordinatları toplamı. Yani eksi a artı 1 artı a artı 3 isteniyor. A'lar nanay oldu. Cevap 4 yaptı. Evet örnek 4'ü 4 bulduk. Ve geldik örnek 5'e. Böyle hikaye vermişse okuyun. Korkmayın arkadaşlar sorular. Yukarıdaki şekilde Türkiye haritasının bir bölümü analitik düzlemde yerleştirilen analitik düzleme yerleştirilen cem İstanbul'u y ekseni Ankara'yı da x eksenine yerleştirmiştir. C noktası İstanbul ile Ankara'nın orta noktasıymış. E ben buradaki noktayı bulurum kardeşim. 0 artı hani x'ler toplamının 3'e bölünmüş hali. 0 artı 400 bölü x'ler toplamının 2'ye bölünmüş hali pardon. 0 artı 400 bölü 2 C noktası ne yaptı? 200'e 300 artı 0 bölü 2. Yani 150 noktası yaptım arkadaşlar. Yaptı. C noktasını bulduk. Peki. C noktası ortak olup. Bolu'nun bulunduğu noktadan şu. X eksenine göre 50 birim solda. X eksenine göre 50 birim solda. O zaman ben x eksenine göre 50 birim sağa gidersem arkadaşlar 50 birim sağa gittiğimde 250 mi olacak burası? Evet 50 birim sağa gideceğim. Çünkü bu 50 birim soldaymış 50 birim sağa gitmek demek ne demek? apsine 50 birim eklemek demek değil midir? Evet. Apsine 50 birim ekledim. O zaman ne oldu? 250 oldu. Y eksenine göre de 30 birim aşağıda. Y eksenine göre de 30 birim aşağıda. E o zaman bu nokta 30 birim aşağıdaysa ben yukarı çıkmam lazım. O zaman yukarı çıkmak demek de Y eksenine 30 eklemek demek değil midir? Evet. Yani noktamız ne yapıyor o zaman? Y'sine de 30 ekleyeceğiz böyle. Yani 50 sağa gidip 30 ekledi yukarı çıktığımız zaman ne oluyor? Sağa sola gitmelerde dikkat edin arkadaşlar. Sağa sola gitmelerde x ekseni değişir. Yukarı aşağı gitmelerde de y ekseni değişir. Sağa 5 birim diyorsa apsine 5 ekleriz. Sola 5 birim diyorsa apsinden 5 çıkartırız. Yukarı 3 birim diyorsa ordinatına 3 ekleriz. Aşağı 3 birim diyorsa da ordinatından 3 çıkartırız. İşte burada da o hikayeden bahsetmiş. Bunun koordinatları da o zaman ne olur? 250'ye 180 olur. Evet örnek 5'i de bulduk. Geldik örnek 6'dayız. Analitik düzlemde köşeleri bu olan. Şimdi üçgenin kenarlarının orta noktaları e, F, K'dır. Şimdi soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim mi? Basit bir şekilde ABC şeklini çizsek bile. Bak ABC şeklini çizsek bile. A noktası eksi 2'ye 0 tamam. B noktası ve C noktası belli. EFK noktaları belli. Şimdi alan EFK kaç birim karedir diye soruluyor bize. Şuradaki alan ben bunu bulamam ki. Analitik düzlemde ben buradaki üçgeni nasıl bulacağım? Ancak ve ancak analitik düzlem belliyse bulabilirim arkadaşlar. Ancak ve ancak. Yani orada da güzel bir durum var mı diye bakmak lazım. Ki aslında biraz özel durumlar verilmiş. Dikkat ederseniz. Bir nokta x ekseni üzerinde bir nokta y ekseni. E o iki, iki nokta da x ekseni üzerinde. O zaman iki nokta x ekseni üzerinde olduğu için hemen ekseni çizelim. Özel durum arkadaşım bak özel durum. Hemen şöyle çiziyoruz arkadaşlar. Analitik düzlemi çizdim. A noktası eksi 2'ye 0'ı belirledim. Hocam burada. Eksi 2'ye 0 noktası. B noktası nerede? B noktası da 4'e 0. Burada B noktası 4'e 0'ı belirledim. C noktası da 1'e 8. Ordinat 8 ve C noktasında da 1'de. Apsisi 1'de olacak. 1'e 8. Tamam 1'e 8 noktasını çizdik. Noktalarımız burada arkadaşlar. Yani üçgenimiz bu yaptı. İşte. Bu üçgenin orta noktaları alındığında diyor alan EFK nedir diye soruluyor bize. Şimdi sen bu üçgenin orta noktalarını aldığın zaman şekil karışmasın diye şey yapmıyorum. Orta noktalarını alıp şöyle bunlar orta nokta bunlar da orta nokta olduğu zaman üçgende alandan biliyoruz arkadaşlar. Bu alan tüm alanın dörtte biri ya da burada kalan A ise burası da A'dır burası da A'dır burası da A'dır. E hocam ben tüm alanı bulabilir miyim? Bulurum. Yani buradaki tüm alan 4A ise bizden A'lar isteniyor. Bak iyi ki analitik düzlemi çizmişiz. Burası 1'e 8 ya. Şurasının 1 olduğunu biliyorum. Buranın 8 olduğunu biliyorum. Ordinat kaç yaptı? 8. Hocam şu üçgenin alanı nedir? Bak taban belli. 6. Yükseklik de belli. 8. O zaman alan dediğimiz şey 4 aydı tüm alan buranın. O da 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den 24 yaptı. 4 a 24 ise a'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. İşte orta noktalarından oluşan üçgenin alanı isteniliyor bizden. O da a'ya eşit bunun ispatı hem alan dağıtmadan gidiyor hem taban çarp yüksek bölü 2'den geliyor. Ama genelde bu özellik biliniyor arkadaşlar. Burası orta alındığında şu alanlar 4 eşit parçaya ayrılıyor. Bizden de A alan isteniyor. Cevap böylelikle 6 yapar. O yüzden size dedim geçen derste hatta bu derste dedim. Üçgen bilgileri bizim için önemli. Yani sen burada şu üçgen bilgilerini bilmezsen bu sorunun kaçta kaçını yapabilirsin? Onun bir hesabını yap istersen. Tamam mı? Evet örnek 6'yı 6 bulduk. Ve böylelikle bu kısmı da bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki kısmı da bir sonraki videoda da işleyelim isterseniz. O zaman bir sonraki videoda nokta analitiği 3 kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.